Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki tarihsel dönemin ruhunu açığa çıkarabilmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Romanda hiyerarşik sıralanışla bir dizi kahraman olmalı. Romancı onların kişiliklerinde derinleştikçe tarihsel dönemin ruhunu açığa çıkarabilmeli. Özellikle birinci kahraman dönemin en ileri bilinçliğini temsil etmeli. Bakın arkadaşlar burada tarihsel dönemin ruhunu açığa çıkarmak şu anlama geliyor. Geçmişin en önemli özelliklerini, geçmişin şartlarını, durumunu, ruhunu ortaya koyabilmek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda geçmişin kötü yanlarını ortaya koymak demiş. Sadece kötü yanlarını ortaya koymak değil, iyi yanlarını da ortaya koyabilmek anlamına gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çok farklı özellikler taşımak, bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Yaşananları anlatmaya çalışmak, bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Topluma ışık tutmaya çalışmak, arkadaşlar bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Geçmişin önemli özelliklerini ortaya koymak demiş. Zaten açığa çıkarabilmek, ortaya koymak anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat dergilerini izleyenler farkındadır. Eski büyük ustalardan hayatta kalanların ürünlerine pek rastlanmıyor. Dahası 1980'li yılların önemli isimleri olarak kabul edilenlerde de ununu elemiş, eleğini asmış bir hava egemen. Şimdi arkadaşlar, ununu elemiş, eleğini asmış sözü ne demek? Hayatta yapmak istediklerini yapmış, geri kalan ömrü süresince artık yapacak önemli bir işi kalmamış kimseler için söylenen bir söz. Seçeneklere baktığımızda ise görev ve sorumluluklarını yerine getirmek bu değil, bunu elemiş oluruz. Birçok önemli yapıt ortaya koymak bu da değil, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yaptığı işleri beğenmediği için bir köşeye çekilmek beğenmemekten bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Yeni atılımlar yapabilecek gücü kalmamak, atılımdan falan da bahsetmemiş. Bunu da elemiş olduk. Görevlerini yapıp bitirmek, artık bir iş yapamamak. Biz de bunu ifade etmiştik zaten. Geri kalan ömrü süresince artık yapacak önemli bir işi kalmayan kişiler için ununu elemiş, eleğini asmış ifadesi kullanılır demiştik. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede geçen dilin dizginleşmiş mantığına sataşmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şair kimliğine baktığımız zaman bir şekilde eskiden gelen ve biriken şeylere muhalif olmak gibi bir derdi olmalı şairin. Kendini yenilemesi ve özgünleşmesi için dilin dizginleşmiş mantığına sataşması gerekir. Arkadaşlar burada ne demek istiyor? Sıradan ya da kalıplaşmış olan şeyleri değiştirmesi gerekir. Yani özgünleşmesi gerekir diyor. Dilin dizginleşmiş mantığına sataşmak bunu gerektirir. Kalıplaşmış, klişe olan şeyleri değiştirmek anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Dilin yapısını ve mantığını tümüyle değiştirmek demiş. Bakın tümüyle değiştirmekten bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dilin meydana getirdiği değişikliklerden haberdar olmak, böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Dilin klişeleşmiş özelliklerine ters düşmemek. Arkadaşlar aslında klişeleşmiş özelliklerini değiştirmek için kullanılmış bu ifade. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Dilin her türlü özelliğini reddetmek, her türlü özelliğini de reddetmiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Dilin kalıplaşmış yapısına karşı çıkmak. Evet, zaten dizgeleşmiş mantığına demişti. Dizge burada kalıp anlamına geliyor. Sataşmak da buna karşı çıkmak anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözde eleştirmenin hangi yönünün gerekliliği anlatılmak istenmektedir? Eleştirmen diğer okuyuculardan farklı olarak
yaşanmışı en tarafsız şekliyle oluşturarak eleştirisine konu eder. Bu nedenle eleştirmen, edebiyat cumhuriyetinin özgür olmayan vatandaşıdır. Edebiyat cumhuriyetinin özgür olmayan vatandaşıdır ifadesiyle anlatılmak isteneni söylüyor bize. Fakat burada bu ifade yeterli olmaz çünkü bir de ne demiş? En tarafsız şekliyle oluşturarak demiş. Bu ne anlama geliyor? Bu eleştirmen tarafsız bir şekilde eleştiri yapıyorsa ve düşüncelerini esere yansıtmıyorsa arkadaşlar, o zaman eleştirilerini nasıl yapar eleştirmen? Belli kurallara riayet ederek, değil mi? Belli bir kurallar çerçevesi içerisinde eleştirisini yapar. Yani nesnel ölçütlere göre eserleri değerlendirir anlamına geliyor. Edebiyat Cumhuriyeti'nin özgür olmayan vatandaşı da bu anlamda kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda eleştirini yazarken yazarın kişiliğinden etkilenmesi. Bu olamaz, bunu elemiş olduk. Eleştirilerini oluştururken okuyucuyu etkilemekten kaçınmaması. Bu da olamaz, bunu da elemiş olduk. C seçeneği dursun. Eleştirmenin sanatçıyı değil yazılanları dikkate alarak eleştirilerini yazması. Bu da tam karşılamıyor, bunu da elemiş oluruz. Eleştirilerinde farklı teknikler ortaya koymak, herhangi bir teknikten bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Eleştirilerini yaparken belli ölçütlere bağlı kalarak nesnel olması demiş. Yani kişisel duygu ve düşüncelerini katmadan, özgür olmadan, belirli kurallar dahilinde eleştirilerini yapar anlamına geliyor. Bu da bizim açıklamamıza uygundur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada geçen yazdıklarının rengini açıkça belli etmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Benim karakterim neyse o olarak kaleme aldım onları. Yani ben yazdıklarının rengini açıkça belli edenler sınıfındayım. Aman yazdıklarımın rengini açıkça belli edersem okurlar, toplum benim de gerçek rengimi anlar diye bir korkuya hiçbir zaman yer vermedim. Bakın burada yazdıklarının rengini açıkça belli etmek sözüyle anlatılmak istenen şey nedir? Yazdıklarında gerçeği ortaya koymak, her şeyi olduğu gibi açıkça anlatmak anlamına gelir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda yazdıklarına kişisel duygularını katmak böyle bir şey ifade etmiyor. Bunu elemiş oluruz. Kendini iyi bir şekilde ortaya koymamak, bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Başkalarından farklı olma eğilimi taşımak, herhangi bir farklı olmaktan, orijinal olmaktan, özgün olmaktan bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Yazdıklarında renkli kişilere yer vermek, bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Yazdıklarının ifade ettiklerini açığa vurmak, aynı şekilde hayatı olduğu gibi anlatmak anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçadaki sözcüklere takla attırmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yıllardır hoşuma giden cümleleri ve sözcükleri defterime not ederim. Defterime geçirdiklerimi ama kullanırım ama kullanmam. Sonra sözcüklere takla attırmayı da severim. Herkes Hinoğlu Hin der, ben onu çok Hindir diye kullanırım. Bakın arkadaşlar, herkes Hinoğlu Hin derken bu sanatçı çok Hindir diye kullanıyor. Yani herkesten farklı bir şekilde kullandığını görüyoruz. Herkesten farklı bir şekilde kullanıyorsa o zaman nedir bu? Orijinaldir, değil mi? Orijinal olan kişi nedir? Özgünlüğü yakalamış kişidir. Seçeneklere baktığımızda sözcükleri alışa geldiği şekilde kullanmak. Hayır, alışılagelenin dışına çıkmıştı. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sözcükleri gerçek anlamının dışında kullanmak. Gerçek anlamının dışında kullanmıyor. Var olan sözcükleri farklı bir şekilde ifade ediyordu. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneği de gitti. C seçeneği dursun. Zengin anlamlı sözcükleri cümle içinde kullanmak. Böyle bir şeyden de bahsetmemiş. Bunu da eledik. Sözcüklerle özlü cümleler kurmak. Bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Sözcükleri özgün, etkileyici bir biçimde kullanmak. İşte arkadaşlar aradığımız cevap bu. Özgün, yani farklı ve etkileyici bir biçimde kullanıyor. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada geçen
tarih olmamış sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Haşim de bizi hüzne boğan akşam, Sezai Karakoç da diriliş muştularına döner. Yunus Mevlana, gülleriyle, bülbülleriyle derslerini bize hikmet diliyle verirler. Hele gençlerin şiirleri, henüz tarih olmamış şairlerin şiirleri. Onlar bugünün içinde tıpkı ustaları gibi geçmişin ve geleceğin yolculuklarına çıkarırlar. Böylece şiirin evrensel orkestrası tamam olur. Bakın arkadaşlar, burada tarih olmamış ifadesiyle neyi kastediyor? Sanatçı kalıcılıktan bahsediyor arkadaşlar. Ne demek? Kalıcılığı yakalamış, etkisini şu an bile devam ettiren anlamına gelir tarih olmamış sözü. Unutulmamış anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda geçmişi günümüzde yaşatan bunu elemiş oluruz. Kalıcı nitelikler taşımayan demiş. Aslında kalıcılığı yakalamış anlamına geliyordu. Bunu da elemiş oluruz. Eski şairlerden etkilenen böyle bir şey yok. Bunu da elemiş oluruz. Çağdaş şiiri geri plan iten bundan hiç bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Günümüzde de yaşanılığını sürdüren yani kalıcılığı yakalayan yani tarih olmamış anlamlarına gelir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada geçen bir ayağı yerde, bir ayağı gökte dolaşmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 1870'lerden itibaren ithal türü bünyesine yabancı bir toprağa ekmek için uğraşan romancılar bir ayağı yerde, bir ayağı gökte dolaşan masallardan Namık Kemal'in tanımladığı gibi romanın gerçekleşmemişse bile gerçekleşmesi imkan dahilinde olan dünyasına geçmek için amansız bir mücadele başlatmışlardır. Bakın arkadaşlar, bir ayağı yerde ve bir ayağı gökte dolaşan masallar demiş. Masallar nedir? Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların anlatıldığı edebi türlerdir. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir ayağı yerde, bir ayağı gökte dolaşmak ifadesini. Seçeneklere baktığımızda ulaşılması güç bir anlatım sergilemek değil. Gerçekleri olduğu gibi dile getirmek, gerçekleri dile getirmiyor, bunu elemiş oluruz. Olağan çarpıcı şekilde anlatmak, olağan olayları çarpıcı bir şekilde anlatmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Çünkü olağan dışı olaylar var masallarda. Cinler var, periler var, devler var. O yüzden bunu da elemiş olduk. Hayalleri ve gerçekleri aynı noktaya getirmek, böyle bir şeyden de bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara yer vermek, ifade etmek istediğimiz şey buydu. Bir ayağı yerde, bir ayağı gökte gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatmak anlamına gelir. Masallar da budur zaten. Bundan dolayı cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki kendi atmosferini oluşturabilmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir romanda aranacak temel özellik romanın kendi dünyasını, kendi atmosferini oluşturabilmesi, okurunu da sarmalayıp içine almasıdır. Ben de asıl becerimi bu işte yani atmosfer oluşturmakta görüyorum. Cümlesinde bakın kendi dünyasını, kendi atmosferini oluşturabilmesi ifadesiyle anlatılmak istenen şey nedir? Tabii ki arkadaşlar yine neden bahsediyor? Kendi atmosferi dediği için orijinal olmaktan bahsediyor. Yani özgünlükten bahsediyor değil mi arkadaşlar? Herkesten farklı olmaktan bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda taşıdığı özellikleri değiştirme çabası içinde olmak bu tam karşılamıyor. Önemli bir nitelik içerdiğini hissettirmek bu da değil. Bunu denemiş oluruz. Kendini iyi bir biçimde okuyucuya sunmak bu da değil. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Okur üzerinde etki bırakmak bu da değil. Bunu denemiş oluruz. Bakın kendi atmosferi kendine özgü bir tarz ortaya koymaya çalışmak zaten orijinal ve özgün olmak anlamına gelir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yazabilmek için çok okumak gerekir. Başka dünyalara sızabilmek, içine kapanmak gerekir. Bu yüzden yazarlar kabuğuna çekilmiş görünebilirler ara sıra. Bakın burada kabuğuna çekilmek ifadesiyle anlatmak istediği şey çevresiyle ilgisini kesip
insanlarla görüşmez olmak anlamına gelir. Yani kimseyle konuşmamak, görüşmemek anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda edebiyatımızda kalburüstü birçok yazar vardır. Arkadaşlar, kalburüstü demek iyi yazarlar için kullanılan bir ifade, kabuğuna çekilmek ifadesini karşılamaz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şairin ölüm konusunu eni konu işlemesi onun hayat karşısındaki durumunu yansıtıyor. Eni konu, hatırlarsanız, en ince ayrıntısına kadar inmek anlamına gelirdi. Kabuğuna çekilmeyi karşılamıyor, bunu denemiş oluruz. Toplumun estetik değerlerine uymayan değerlerin yaşaması olanaksızdır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor, bunu denemiş oluruz. Gelenekten beslenmeyen şiirin kök salması düşünülemez. Bundan da bahsetmiyor, bunu denemiş oluruz. Fil dişi kulelerde yaşayan sanatçılar halktan kopar, ona ulaşamaz. Bakın, fil kulelerde yaşayan sanatçılar demiş. Yani kabuğuna çekilmiş sanatçılardan bahsediyor. Halktan kopuk sanatçılardan bahsediyor. Kimseyle görüşmeyen insanlardan bahsediyor. Kabuğuna çekilmekle aynı anlama geldiği için fil dişi kulelerde yaşamak. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada geçen Latin ozanının koltuk değneklerini kullanmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Düşüncesine her adım attırışında bir Latin ozanının koltuk değneklerini kullanır Montaigne. Bizim de bir yazarımız Ataç, Yahya Kemal'den söz ederken birdenbire şaşırtıcı gelen bir duyguya kapılır. Ah, Baki'yi görseydim, tanısaydım der. Yahya Kemal'den söz ederken bu duyguya düşmeseydi Ataç, belki bana o zaman şaşırtıcı gelirdi. Bakın, Montaigne'in Latin ozanının koltuk değneklerini kullanmak ifadesiyle anlatmak istediği şey şu. Nasıl ki yürümek için koltuk değneklerini kullanıyorsak arkadaşlar, Montaigne'de düşüncelerine her adım attırışında Latin ozanlarından faydalanıyormuş. Yani onların duygu ve düşüncelerinden istifade ediyormuş anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda düşüncesini inandırıcı kılmak için her yola başvurmak, bu olamaz, bunu elemiş olduk. Kendini yeterli ve bilgili görmek, bundan bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Düşüncelerindeki olumsuzlukları kapatmaya çalışmak, böyle bir şeyden de hiç bahsetmemiş, bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi düşüncelerini önemsemek, tam tersi başkalarının düşüncelerinden yararlandığını görüyoruz Montaigne'in. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Düşüncelerini kanıtlamak için başkalarının düşüncelerinden yararlanmak, yani onlardan istifade etmek, onları bir basamak gibi kullanmak anlamına gelir. Koltuk değnekleri bunu ifade eder demiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yazar, öykülerinde biçim ve içeriği mükemmel bir şekilde kaynaştırmış, kahramanlarının psikolojik tahlilini de çok iyi yansıtan yazarın son öykü kitabı, Asırlara Meydan Okuyan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, asırlara meydan okuyorsa bu eser neyi yakalamıştır? Tabii ki kalıcılığı yakalamıştır, değil mi? Yani daha sonraki kuşaklara da aktarılmış bir eserden bahsediyoruz. Seçeneklere baktığımızda eserin çağını çok iyi yansıtması değil. B seçeneği dursun. Eserde biçimin öne çıkması, bu da değil. Eserdeki içeriğin özgün olması, bu da değil. Eserin geçmişle geleceği farklı yansıtması, bu da değil. Bakın, eserin kalıcı olması demiş. Aradığımız cevap da buydu. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.